Önerge üzerinde teklif sahibi olarak Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin konuşacaktır. Buyurun Sayın Şevkin, süreniz 5 dakikadır. Şunu hemen koymak istiyorum böyle. Evet. Değerli Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 7269 sayılı kanun ve bazı kanunlarda değişiklik öngören ve kısaca fay yasası diye tanımlayabileceğimiz fay zonu üzerinde yapı yapılmasına sınırlama getiren yasa teklifi üzerine söz almış bulunuyorum. Değerli milletvekilleri, günümüzde depremler iki türlü yapılarda hasar meydana getirmektedir. Birincisi, depremin sarsıntı etkisine ilişkin tedbirler, yani bina deprem yönetmelikleriyle bunlar depreme dayanıklı hale getirilebiliyor. İkincisi ise kıta kabuğunun rigid kısmının kırılarak yırtılmanın yüzeyde meydana getirdiği deformasyon, yani yer kabuğunun 15 kilometre kalınlığında olduğunu düşünürsek arkadaşlar, burada meydana gelen bir yırtılmanın ya da kırılmanın yüzeyde meydana getirdiği fay zonu üzerinde bina yapılmasına sınırlama getirilmesine ilişkin bir taslak bu. ABD, Yeni Zelanda ve 27 Avrupa Birliği ülkesinde bu fay yasası hayatta ve gündemde uygulanmakta değerli milletvekilleri. Ülkemizde ise depremin sarsıntı etkisinden yıkılmasının önlenmesi amacıyla ne yazık ki 45 yılından bu yana bina deprem yönetmelikleri yayınlanırken bu fay yasasıyla ilgili, ikinci konuyla ilgili herhangi bir kanun ya da yönetmelik bulunmamaktadır. MTA'nın yayınladığı diri fay haritasına baktığımızda 24 kentimiz, 80 ilimiz, 500'ü aşkın mahalle ve köyümüz doğrudan bu çizgisellik, yani bu fay hatları üzerinde yer almaktadır. Değerli milletvekilleri, 100 binden fazla konut, 1 milyondan fazla insan, Allah saklasın İstanbul'da olası bir depremde 5 milyon insanın ölümüyle sonuçlanabilecek fay hattı üzerine oturmuş binalardan bahsediyoruz. 17 Ağustos 99 Kuzey Anadolu fay üzerinde meydana gelen deprem, Ankara, Adana, Ankara İstanbul otoyolunda mühendislik eli değmiş arkadaşlar, mühendislik eli değmiş bir köprünün nasıl yıkıldığını ve yırtıldığını görüyorsunuz. Yine benzer şekilde bir ray olayı, 5 metre bir ötelenme olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla yerin altından 15 kilometreden gelen bu enerjinin bu çizgisellik üzerinde hangi tür yapı olursa olsun hasar oluşturacağı kaçınılmazdır. Değerli milletvekilleri, tabii ki topraklarımızın %92'si deprem fay hatları üzerinde. 2020 yılında dünya genelinde tam 198 kişinin ölümüyle sonuçlanan depremler vuku bulmuştur. Peki bunun ne kadarı Türkiye'de? 168'i Türkiye'de arkadaşlar. Maalesef bu ülke dünyada depremler nedeniyle can kaybıyla birinci sıraya oturmuştur. Değerli milletvekilleri, fay yasasıyla birlikte imar, kentsel dönüşüm, yapı denetim, afet yasaları derhal günün koşullarına uygun hale getirilmelidir. Ayrıca komisyon olarak aylardır çalıştığımız yasa taslakları mutlaka hayata geçirilmeli, tozlu raflarda unutulmamalıdır. Değerli milletvekilleri, konu vesilesiyle İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından bir üniversite grubuna hazırlatılmış bir fay yasası taslağı olduğunu, sakınıp bandı yönetmeliği olduğunu buradan ifade etmek isterim. Nisan ayından beri masada bekliyor. Sayın İçişleri Bakanlığı'na çağrımdır. Neden bekliyor? Neden bu fay yasası masanızda bekliyor? Madem hazırlattınız, neden hayatta değil? Daha üzücü olanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arkadaşlar 5 milyon TL ile ihaleye çıkmış ve aynı yönetmeliği ihale yoluyla yaptırma yoluna gitmiştir. Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz arkadaşlar? Kimin parasını kime satıyorsunuz? Hazır yapılmış bir rapor varken neden bunu gündeme getirmiyorsunuz? Neden bu kadar önemli bir konuyu ciddiye almıyorsunuz? Değerli milletvekilleri, bu deprem sırasında toplanan 23,5 milyar lira afet affı nedeniyle para toplandı. Bunun hesabı hala verilmedi. 35 milyar 486 milyon lira özel iletişim vergisi adı altında toplandı. Bunun hesabı verilmedi. Çılgın rant projelerine para ayıran bu hükümet nedense depreme karşı önlem almak konusunda bu kadar cevval değil. Sadece İstanbul'a değil, ülkemizin tamamına maddi manevi büyük zarar verecek, henüz ne kadar para harcanacağı dahi bilinmeyen
kalan İstanbul'u bırakın, depreme para yatırın diyoruz. Değerli milletvekilleri, bugün yasa teklifimize hayır verdiğinizde Sayın İbrahim Bey, sizin, Sayın Başkanım, sizin, çocuğunuz, eşiniz, kardeşiniz, değerli milletvekilleri, herhangi biri enkazın altında kaldığında bunun vebalini karşılayacak mısınız? Gelin bu fay yasasına evet deyin ve bu fay yasasını bir an önce... Teşekkür ederim Sayın Şevkin.